Saygıdeğer milletvekilleri, Özbekistan'ı konuşurken ayrıca bir de Berat Kandili günü 19 Nisan 2019 Cuma günü Hakkari Çukurca'da şehit olan 4 askerimiz ve 6 kahraman askerimizle ilgili bir konuşma yapmak istiyorum. Nitekim bu kahramanlarımızdan şehit piyade sözleşmeli Erhan Tiyapul Iğdırlı olması sebebiyle benim de hemşerimdir. Bu kahramanımızın sosyal medyadaki bir paylaşımını okumak istiyorum. Yıllarca doğuda ömür tüketiyorsun. Sonunda tayinin batıya çıkıyor. Sonra birlik kaydırması ya da geçici görevle kendini yine başladığın yerde buluyorsun. Aileni sadece birkaç kez görerek geçen yıllar. Bazen de yeni doğan bebeğini daha görmeden şehadete yürüyorsun. Çatışmada, operasyonda en ön safta olmana rağmen bir kadron bile yok. Adın sözleşmeli. Bir şey olduğunda ilk gözden çıkarılan adam oluyorsun. Yine de vatan sağ olsun, millet sağ olsun diyorsun. Herkes oturduğu yerden ahkam keserken sen olayın içinde olmana rağmen susuyorsun. Çünkü uzaktan davulun sesi hoş gelenlere laf anlatmaktan bıkıyorsun. Halinden hatırından çok maaşını tazminatını merak edenlere, vatan savunmasını kelle koltukta hainlere karşı yapılan mücadeleyi anlatamazsın. Anlayamazlar. Sadece yaşayanlar bilir. Yaşayıp da kara toprağa giren, bayrağa rengini verenler bilir. Saygıdeğer milletvekilleri, 20 Nisan günü sabah saat 9 civarı memleketimizde, evimizde uyurken bir haber aldık. Berat Kandili gecesi hain bir terör saldırısı. Bunlar tesadüf değil. Kudüs'e saldırdıklarında da kutsal günlerimizde saldırıyorlar. Irak bombalandığında da öyle yapılıyordu. Bu hain terörün kökünün, zihniyetinin nereden geldiği belli. Kime uşaklık ettiği de belli. Ve nitekim Berat Kandili günü şehit edilen o 4 şehidimizden birisi Giresun'da, birisi Kırıkkale'de, birisi Ankara'da ve o ateşin birisi de Iğdır'daki Ahmet Tiyapul'un ocağına düştü. Haberi aldıktan sonra direkt şehit ailesinin evine, taziye çadırına gittiğimizde bir Kürt kökenli vatandaşımız olan Ahmet Tiyapul 20 yıl koruculuk yapmış. Bir korucu emeklisi. İlk gördüğümde, elini tuttuğumda, elini öpmeye çalıştığımda vatan sağ olsun, sayın vekilim, ben 20 yıl mücadele ettim, bu şehitlik bana nasip olmadı. Ama çok şükür ki oğluma nasip oldu dedi. İşte bu ruhtur, bu şehitlik ruhu. Bu memleketi ayakta tutan da budur. Emin olun, şehidin cenazesinin defnedileceği saate gelene kadar 3-4 saat boyunca şehit babasının elinden tuttuğumuzda tir tir titriyordu. Bir insanın bu kadar uzun süre titreyip ayakta kalabilmesi imkansız gibi bir şey. Ve anlattı. Şehit babası diyordu ki Ahmet Yavru, ben gece oğlumla konuştuktan sonra uyuyamadım. Sabaha kadar uyuyamadım diyor. İçim daralıyordu. Ve nitekim sabah namazını kıldıktan sonra da koltukta oturup üstüm elbiseli bir şekilde bekledim. Ve sabah haber geldiğinde
zil çaldığında ben oğlumun şehit olacağını biliyordum dedi. İşte bu ruhtur. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Çanakkale'deki ruhtur. O Güneydoğu'da yapılan mücadele ruhu da odur. Bunu başka boyutlara çekip başka başka adlandıranlar emin olun hezimet içerisindedir ve zaman içerisinde bu şanlı tarihimiz, bu milletin, bu devletin şanlı tarihi, bu hezimetin sonunu er ve de geç bu yanılgı içerisinde olanlara gösterecektir. Bizim anmamız gereken bu şehitlerimizdir. Bizim değer vermemiz gereken bu şehitlerimizdir. Çünkü bunlar bu gazi meclisin de ruhudur. Bunlar bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de tapusudur. Ben buradan Iğdırlı aziz şehidimi ve bu ülke için, bu vatan için, bu millet için kanını, canını siper edip kanını döken tüm şehitlerimizi minnetle anıyor ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.